Literatür piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Petrol fiyatları yorumuyla karşınızdayız. Dün özellikle petrol fiyatlarında gün içinde yapmış olduğunuz yorumda petrol fiyatlarının günün önemli hedef seviyesi olan 47'leri gördükten sonra, daha doğrusu geçmiş haftalar çerçevesinde hedeflediğimiz 47 seviyesini gördükten sonra ulaşabileceğini düşündüğümüz ve teknik manada da dün gördüğünüz gibi gün içinde de paylaştığımız 47.100'lerden vermiş olduğumuz satış aynı şekilde 45.200'lerdeki hedef seviyemize ulaştı. Neredeyse 180 pips'lik gördüğünüz şu düşüş trendini yakaladık ve petrol fiyatlarında hemen hemen her gün ortalama 60 pips, 55-60 pips yakaladığımız dalgalanmayı bu defa çıtayı oldukça yükseltmiş olduk. Hemen hemen tüm finansal piyasalarda odaklandığınızda neler yapabileceğini geçmiş videolarımızı izleyerek görebilirsiniz. Evet, bugüne dair petrol fiyatlarının o dünkü sert satış sonrasında çok normal diyebileceğimiz bir tepki hareketi içinde olduğunu görüyoruz. Günün en yüksek seviyesi 45.900, gün içinde görülen en düşük seviye ise 45.200 olarak karşımıza çıkıyor. Tablomuzda gördüğünüz gibi 45.210, bakın tabloda da düşükte de 45.210'u görmüş, yani nokta görüyor arkadaşlar. Yani rakamsal olarak o kadar gerçekten harika çalışıyor ki sistemimiz. Yukarıda da 45.900, yani ikinci maviye yaklaşmış, 46'ya yaklaşmış 10 pips farkla aşağıda nokta olarak görmüş. Şimdi nerede? Şimdi tabloya baktığımızda olumlu tarafta, yani 45.700'lerde tablonun alıcılı tarafında hala devam ediyor. Bu 45.600 üzerinde kaldığı müddetçe en azından burada sıkışıp yukarı yönde o dün yaşanan o sert düşüşün tepkisini vermek isteyecek. Ya da şöyle daha başka açıdan baktığımızda son dönemde özellikle yaşamış olduğumuz, ki hatırlayacaklardır arkadaşlarımız, 42 bizim için çok önemli destekti. Çünkü yıllıkta önemli destekli. Buradan gelebilecek tepkiden bahsediyoruz. %10'luk tepkiyi de gördük. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz, günlerce devam eden ve günlerce hedef olarak vermiş olduğumuz, bakın sarı hareketli ortalama geldikten sonra da dün itibariyle beklediğimiz satış sonrası şu an için dinleniyor. Yani yükseliş sonrası bir düzeltme. Önemli bölge. Yani 45'ler. 45'lerin altından alışların gelebileceği ama yukarıda da 47'lere ilk etapta ulaştığında belki de arada satışların gelebileceği nokta olarak birkaç günlük süreçte bekliyoruz. Ama genel trend açısından baktığımızda olumlu olduğunu, olumlu hareketin devam edebileceğini, yani tepki hareketinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini söyleyebiliriz. 30 dakikalık grafiğe baktığımızda şu an için sıkışmış. 46 iyi bir direnç. Aşağıda 45.500, 45.800-700'ün önemli destek olduğundan bahsediyoruz. Tutunmak isteyecektir. Yukarıda ilerleyen saatlerde 45.800, 46 ve 46'nın üzerinde denemek isteyen bir tabloda görmemiz mümkün gibi gözüküyor. Şöyle tabloya baktığımızda dünkü o satışın bir kısmı alınmış olduğu, bu önemli. Ama çok önemli ortalamanın üzerinde kalmış olması. Bu anlamda da önemli. Çünkü yükseliş ortalamaların üzerinde gitti. Satış gelse de çok önemli ortalamaların altında, üzerinde kaldığı için, arasında kaldığı için problem yok. Bir değişimin işareti olarak, yani bu trend değişimini, şu düşüşün tepki verdikten sonra düzeltmesi ve önümüzdeki süreçte bu önemli ortalamaları konuşacağımız, yukarı konuşacağımız günler olacak gibi gözüküyor. Tabii bunları anlatırken, bakın arkadaşlar şunu da söylüyoruz. Bizim videolarımızı izlediğiniz takdirde çok iyi teknik analiz öğrenebilirsiniz. Ve olabildiğince basit yöntemlerle olduğunu göreceksiniz. Bu anlamda da bunu da tabii ki herkese bir hizmet olarak zaten sunuyoruz. Ama eğitimlerimize katıldığınız veya internet üzerinden teknik analiz ders notlarımızı, teknik analiz internet eğitimini satın aldığınız takdirde veya eğitimlerimize katıldığınız takdirde bu süreç çok daha da hızlı olacak ve dolayısıyla size zaten sizden gelen soruları da aynı şekilde cevaplayacağız. Cevaplıyoruz. Bu anlamda desteğimiz 12 ay boyunca devam edecek. Bu da önemli. Şimdi bu sıkışma biraz daha devam edecek diyoruz. Hemen buradan ben sterlin dolara geçmek istiyorum. Yani olumlu hareket şu bölgede sıkışıp yukarı yönlü hareketin devamını beklediğimizi söyleyebiliriz. Hemen buradan sterlin dolara dönmek istiyorum arkadaşlar. Sterlin dolarda daha önce geçen hafta hatırlayacak olursunuz. Geçen hafta sterlin dolarda beklediğimiz o kar satışı geldi. Çok önemli ortalamaların arasında. Şu an sıkıştı. Hala hazırda. Bakın dün 1.29.34 kapanışı. 1.29.34 kapanışını düşününce 29.50-29.70'in direnç olduğunu görüyoruz. Bugün neresi görülmüş? 29.50 görülmüş arkadaşlar. 47 görülmüş hatta. Çok önemli ortalamanın altında.
Bugün bunun üzerine atamadığı takdirde büyük ihtimalle bu satış bir önüm, daha doğrusu kontrollü sakin bir satış şu turuncu hareketli ortalamaya doğru 1.28.50'lere doğru bir geri çekilme getirebilir. Ama bu önümüzdeki günler için. Bugün 1.29.50'nin üzerinde kapanış yapmadığı takdirde. Tabii son durumda nedir tablo? Hemen 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. 4 saatlik grafikte sıkışan hareketi görüyoruz. Biraz daha bu yataya girecek gibi gözüküyor. Son dönemin en dar bantlarını göreceğiz gibi gözüküyor. Ama saatlikler biraz daha bu bölgede tutunup hatta zaman zaman tepki isteği içinde olabilir diyor. Bunun için bu hareketin 1.29.70'i ve üzerini test etmesi olur mu? Bunun için 1.29.50'yi geçmemiz lazım ki böyle bir hareketten bahsedelim. Hemen buradan 30 dakikalık grafiğe dönüyorum. 30 dakikalık grafiğe baktığımızda biraz daha evet yani hafif bir tepki isteği ama 29.50 o kadar önemli direnç ki şu an için belki ihlaller olabilir. Yani 29.70'i deneyebilir ama geçmesi şu an için zor. Aşağıda da 1.29 hemen önemli desteğimiz 10 olarak karşımıza çıkıyor. 29.10'da izleyelim. Tabii ne yapıyoruz? Seans odasında biz şöyle bir şey yapıyoruz. Seans odasında hemen grafiğimizi açıyoruz. Eğer bir satış olabileceğini düşünüyorsak hemen buradan satış diyoruz. Buraya geleceğiz diyoruz. Daha doğrusu pozisyonumuzu açıyoruz. Sonra aşağıda hedefimizi gösteriyoruz. Gün içinde en azından ortalama sterlin dolarda 15 ile 25 pips arasında beklentilerimizi paylaşıyoruz. Hemen buradan isterseniz bir dolar Japon yenine geçelim arkadaşlar. Dolar Japon yeninde geçen günlerde özellikle bahsetmiş olduğumuz önemli bir nokta vardı. Çok önemli ortalamaları yukarı kırıp bu hareketin nereye gidebileceğinden bahsetmiştik. Dolar Japon yeri yorumumuza bakalım. 114.350'lere. Neyi gördü? 113.700'ü gördü. Hemen dünkü kapanışı dikkate aldığımızda dolar Japon yeninde 113.450'nin üzerinde 440'ın üzerinde olduğu için 110 olması gerekir ki hareket bu ikinci adımda hedeflediğim, ilk adımda hedeflediğimiz seviyeye ulaşsın. Şu an için oraya gitme isteği hala hazırda var. Ortalamaların üzerinde gayet güzel. 112.900 gördüğünüz gibi. Burası görüldü arkadaşlar. Nokta görüldü. Bakın yani rakamlar her yerde çok güzel çalışıyor. Tabii bu rakamları neye göre çıkartıyoruz? Bunu eğitimlerimize anlatıyoruz. İkinci adımda direncimiz neresiymiş? 113.450. Bakar mısınız arkadaşlar? Nokta. Yani burası da nokta, burası da nokta gibi. Dolayısıyla burada önemli olan hareketin şu an için alıcılı bölgede devam ediyor olması, haftalıklarda da aynı şekilde 112.850 üzerinde olması bizim için önemli. Bunun 114'lere gidebilme isteği hala devam ettiğini söylüyoruz. Ve gün içinde bundan sonra biraz daha diğer paritelerde de eğer gördüğümüzde buradan alıyoruz, buradan satıyoruz tarzında açıklamamız olacak. Gayet olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için dolar Japon yeninde hedefimiz geçen hafta özellikle bahsetmiş olduğunuz bayram süresi boyunca bahsetmiş olduğunuz ve açıkçası 110'ların üzerine attıktan sonraki süreçte artık burası dip çünkü diplere bakıyoruz birbirinin üstünde yeni oluşacak tepeler isteği oluşmaya başladı ortalamaların üzerine gayet olumlu. Dolayısıyla hedefimize doğru hedefimiz neresi 114-350'ye doğru gidiyoruz demiştik ve şu an için bu hareket devam ediyor. Gün içinde oluşabilecek rakamları sizlerle paylaşmaya, seans odasında paylaşmaya devam edeceğiz. Birazdan bakır, platin, buğday, soya, olabildiğince değişik emtiyalar, kakao, kahve bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Sayfamıza abone olup yorumlarımıza destekte bulunabilirsiniz. Şimdilik teşekkür ediyorum herkese. Bol kazançlar.